Bu maç bizim için kırılma anı gibi bir şeydi. Eğer kaybetseydik zaten psikolojik anlamda dip yapmış bir takım daha da dip yapacaktı. Ve onu ayağa kaldırmak imkansız gibi bir şey olacaktı. Dolayısıyla bu maçı kazanmaktan başka bir çaremiz de yoktu açıkça. Hem oyuncuların güveni hem psikolojisi anlamında hem de bu milli takım arasını çok iyi değerlendirme anlamında. Geldiğimden beri ilk defa bu kadar mücadele, futbolun savaşı, futbolun kazanma isteği, arzusu ilk defa gördüm ben bugün. Oyunculara her zaman bunu söylüyordum. Bunu dile getiriyordum. Ve bu maç öyle bir maçtı. Kutluyorum onları, tebrik ediyorum. Kaleci Gökhan'ın dediği gibi bu başlangıç maçımız. İnşallah sonu iyi biter. Hocam 47 dakikada Trabzonspor'un önüne geçtikten sonra bize spor adımları kendine geldi. Lütfü bir geri dönüş, iyi bir reaksiyon verdi. Vallahi reaksiyonlar çok önemli yani. Ben hemen hemen gittiğim her takımda, takım oyuncunun reaksiyonu, davranışı, oyun şekli ve skoru hep değiştirdik. Burada biraz geç oldu. Ama önemli olan devam, bunun devamı. Çünkü hemen hemen bu biraz klasik bir laf oldu ama hep final maçı oynayacağız. Her maç, kazandığımız her maç bizim için umut ışığı olacak. Ama futbolda futbol savaşını, futbol mücadelemizini ve futbolun kazanma isteğini, arzusunu yaşamazsanız hiçbir maçı kazanamazsınız. Ama yaşarsanız ve yaşatırsanız her maçı kazanmaya adaysınız. Bu maç da onlardan bir tanesiydi. İnşallah böyle devam eder. Vallahi yani sonucu alınca canlanıyor, sonuç almayınca canlanmıyor. Dolayısıyla yani biz zaten bu planlamayı yapmıştık maçtan önce. Çünkü sahanın da ağır olduğunu biliyorduk. En azından giren oyuncular daha enerjik olur, daha verimli olur diye düşünüyorduk. Tabii sonucu alınca haklısınız. Almayınca farklı. Teşekkür ederim. Tamam, çok zor. Bir puan alsın bile öpüp başımıza koyacağız falan demişti. Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum ben yani. Başka. Bir motive eden şey neydi? Şifresiydi. Valla yani kazanmaktan başka bir çaremiz yok ki. Kaybettiğiniz zaman her şey bitiyordu işin doğrusu. Ben oyunculara söyledim artık yani toplantı yapmanın, konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yani konuşacaksanız sahada konuşacaksınız. Mücadelesi sahada yapacaksınız. Dolayısıyla maç toplantısında onu söyledim. Ben artık konuşmayacağım dedim. Konuşulacak bir şey yok. Sahada eylem yapacaksınız. Sahada mücadele edeceksiniz. Sahada savaşacaksınız. Öyle oldu. Bu milli takım arası hem moralli girdik hem de daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak bazı oyuncular sakatlıklarından dolayı biraz geriledi. Bu arada onlar da toparlar inşallah. Çünkü bizim de çok faydalanacağımız çok tecrübeli oyuncular var. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki maçlarda aynı şekilde devam eder. Hocam izin kaç gün? Yarın antrenmanınız var sabah. Sonra salı günü akşam Antalya'da antrenmanlara başlıyoruz. Antalya. Antalya'da evet. Antalya'da. Evet evet. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkürler. Trabzonspor için bir seri başlatacak mı umudunuz var? Ya her zaman umudunuz olacak. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyeceksiniz ki. Yani umutlu olmazsanız o zaman bu işi yapmayın. Şartlar ne olursa olsun benim her zaman umudum olur. Hiçbir zaman teslim olmadım. Belki birçok mücadeleye girdim. Kaybettiğim anlar da oldu. Ama kaybederken bile yüreğinizle kaybedeceksiniz. Yüreğinizle. Evet, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Evet, gelirken iki gündür konuşulan hava şartlarından neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Perşembeden her türlü hazırlığımızı daha sağlıklı, daha düzgün bir zemin için yaptık. Ona göre çalışmalarımızı yaptık, toplantılarımızı yaptık, uygulamaları yaptık. Oyunda geldiğimizde hava şartlarının bu şekilde olması, sonra sahanın
İşte top mu gidecek, düşecek mi, ikinci topu kim alacak? Biraz kaotik bir oyuna dönmeye başladı. Ama ilk yarı itibariyle ne rakibe pozisyon verdik ve 2-0 içeri girebilirdik oyunda. Hem Edin'in girdiği hem Canin'in girdiği pozisyonlar vardı. Sonra ikinci yarı saha biraz daha ağırlaştı. Biz acaba oyunu değiştirsek mi? Oyuncuyu mu değiştirsek? Çünkü zemin istediğimiz gibi değil. İkinci topları alıyoruz. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirebiliyoruz. Golü de attık, öne geçtik. Sonra özellikle hava şartları, saha şartları, rakibinde bulunduğu durum itibariyle tamamen bir kaotik oyuna döndü. Yani direkt oyunların olduğu, kenarların devamlı bir yerden orta geldi. Ayağımızdaki bir toptan penaltıyı kaybettik. Bir tane elimize çarptı, bir penaltı daha oldu. Birden bizim gibi takımın oyunu tutması gereken bir durumda 2-1 mağlup duruma düştük. Sonra tekrar doğru bir organizasyonla golü bulduk, 2-2. Oyunu kazanabilirdik son ana kadar. Kazanmak için hamlelerimizi de yaptık. Korner attık 90 artı küsüde. Dönüşünde çalışmamıza rağmen bu geçiş pozisyonunu yedik. Yedik, tekrar bir penaltı. 3 penaltıyla mağlup olduk. Bu oyunun içinde, bu hava şartlarında, bu kaotik oyunda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Biz şampiyonluğu bir hafta daha öteledik. Başka bir şey onun dışında yok. Rizespor'u da misafirperverliğinden dolayı, aynı zamanda da bulunduğu ortamda yaptığı mücadeleden dolayı bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Soru? Ben hiç konuşmadım onunla ilgili. 3 tane de penaltı var. Yani çok da bakmadım ama sanki çocuklar da öyle verdi. Penaltı gibi duruyor.